Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce 3 yıllığına kiraya verilen Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin kısa adıyla Meşot'un işletmecisi Şimşek Grubu polis eşliğinde tesisten tahliye edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Kaymakamlığı'na başvurarak Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işletmecisi Şimşek Grubu'nun kiracı değil işgalci durumuna düştüğünü belirterek tahliyesinin sağlanmasını istedi. Toroslar Kaymakamlığı da Şimşek Grubu'nun idari olarak tahliyesine karar verdi. Bu gelişme üzerine TOMA, zırhlı araç, çevik kuvvet ve çok sayıda polisle otogara giden yetkililer otogar içerisinde Şimşek Grup ofisine girdi. Toroslar Kaymakamlığı tarafından idari tahliye kararı olduğunu yetkililere bildiren Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Ebu Bekir Fil, tahliye işlemi yapılacağını söyledi. Otogarın işletme hakkını elinde bulunduran Şimşek Grup Yönetim Kurulu Başkanı Halit Şimşek'in tedbir kararı için beklediğini kaydeden yetkililerse tahliyenin durdurulmasını istedi. Bugün bu süreç neyse onu başlatmak istiyor. Halit Bey gelmek üzere. Kendisini bekliyorum. Adliye de. Mahkemeyle işimiz yok. Biz uygulayacağız. Yani biz mahkemeden karar bekleme şeyimiz yok. Hadi arkadaşlar gel. Getirin şeyleri. Avukat hanım burada. Serhat abi sessin. Basın arkadaşlar şöyle lütfen. Şöyle kenara alalım. İşlemlerimizi başlatalım lütfen. Daha sonra. Biraz daha içeriye lütfen. Böyle içeriye. Ancak Fil'in talimatı üzerine hemen tahliye işlemi başlatıldı ve Halit Şimşek'in ofisinden bazı eşyalar dışarıya çıkartıldı. Bunun üzerine ofise gelen Şimşek mahkemeden aldığı tahliye durdurma kararını gösterdi. Ekipler talimatın kendilerine Toroslar Kaymakamlığı tarafından verildiğini belirterek tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Beyler. Bu resimleri getirin tamam mı? Burada okul devlet. Türkiye bir okul devlet. Mahkeme kararını tanımıyorsa ben de o polisi tanımıyorum. Ben zaten buradan çıkmam. Ama mahkeme kararıyla çıkmam. Kaymakamın bu işle alakası yok. Gelsin kaymakam yanında konuşsun. Böyle orada masa başında yazarak olmaz. Karar uyguluyoruz diyerek müvekkilimi sadece kendi bulunduğu yazıhanesinden tahliye ettiler. Buradaki tüm terminalin işletmecisi müvekkilimdir. Bu göstermelik bir tahliyedir. Yargı kararına karşı gelmektir. Tabii biz de gereken yasal başvurularda bulunacağız. Yapılan işlem, bir hukukçu olarak bunu söylüyorum, hukukçu kimliğimle konuşuyorum, asla doğru değildir. Mersin'de 37 yıllık kuaför Yıldız Özlü Taş Tutal, 20 yıldır düzenli olarak hiç kuaföre gitmeyen kız çocuklarının saçlarını kesiyor. Kuaför Yıldız Özlü Taş, 20 yıl önce iki çocuğuyla birlikte gitmiş olduğu bir köy gezisinden sonra kız çocuklarının Yıldız ablası oldu. Ayda birkaç kez gittiği kent merkezine uzak köylerde özellikle kuaföre gitme imkanı olmayan, saçları bakımsız kız çocuklarının saçlarını kesen kuaför Tutal, gerekli bakımları da yaparak minikleri mutlu ediyor. Tek başına hayata geçirdiği projeyle bugüne kadar binlerce kız çocuğunun hayatına dokunan kuaför, zaman zaman da huzur evleri ve rehabilitasyon merkezlerine giderek aynı çalışmayı yapıyor. Ben Yıldız Özlü Taş Tutal, Mersin'de yaşıyorum. Çocuklarım ilkokuldayken bizim Mersin merkezde oturduğumuz için çocuklarımın köy heveslerinden daha doğrusu Mersin köylerinde gezmeye, pikniğe giderken
Oradaki çocukların, kız çocukların saçlarının çok kötü olduğunu gördüm. Yani annelerinin, babalarının işte rastgele koyunları kırptıkları makaslarla o çocukların saçını kesmişlerdi. Oradan yola çıkarak bir daha gittiğimde hazırlıklı giderek saçlarını kesmeyi teklif ettim. Çok mutlu oldular. Evet, kesmeye başladık. 20 yıldır da sürdürüyorum bunu. Anne babaların mutluluğunu gördükçe benim de mutluluğum katlanıyor. Öyle bir çalışma yapıyorum kendimce. Evet, bugün de burada tarım işçilerinin bulunduğu bir çadır kent var. Oradaki çocukların saçlarını kestik. Görüyorsunuz anne babalar da çok mutlu, çocuklar da çok seviniyorlar. Saçlarını kestiğim çocukların kuaföre gitme ihtimali olmayan çocuklardan olmasını tercih ediyorum zaten. Özellikle onlar da bir kuaföreli değilsin. Bu zamana kadar belki binlerce kız çocuğunun saçlarını keserek onları mutlu ettiğime inanıyorum. O onlara eminim ileriki yaşlarda bir şekilde yansıyacaktır. Kendilerini güzel hissettiler, iyi hissettiler, mutlu oldular. Ben inanıyorum ki herkesin yapabileceği mutlaka bir şeyler var kendilerince. Ve buna ihtiyacı olan insanlar da vardır. Ben kendimce yapabileceğim bir şey, yani sonuçta başarılı olduğumu düşündüğüm, yapabildiğim kuaförlük var. Bu anlamda buna ihtiyaç duyan insanlarla iletişime geçtim. Herkesin mutlaka yapabileceği, başarabileceği bir şeyler vardır. Ben de bu şekilde kız çocuklarının saçını keserek mutlu oluyorum. Onların mutluluğu benim mutluluğuma mutluluk katıyor. Artı annelerinin o gülen yüzleri, mutluluğu yetiyor bana. Kız çocukları bizim geleceğimiz. Geleceğin çocuklarına, kadınlarına, kızlarına bir tebessüm de ben eğer bırakabilmişsem yüreklerinde, ne mutlu bana. Kızı niye? Bu Hint kınası falan mı kullanıyor? Onlar çok kötü. Görüşürüz hocam. Yine bekleriz. Toroslar Belediyesi örnek bir projeyi hayata geçirdi. Günümüzde artan boşanma vakalarının üzerine harekete geçen Toroslar Belediyesi, Evlilik Okulu adı altında yeni evlenecek olan çiftlere eğitim vermeye başladı. Sosyolog, psikolog, aile hekimi, doktor ve davranış bilimleri uzmanlarının katıldığı eğitimde yeni evlenecek olan çiftlere mutlu ve huzurlu aile yapısıyla ilgili bilgiler veriliyor. Bu bağ kuvvetlenmesi için ne yapmamız gerekiyor? Birbirimize sevgimizi, saygımızı, hoşgörümüzü, anlayışımızı sürekli hitap etmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Eğitimin ilk gününe 4 çift katılırken eğitime katılan çiftlere katılım sertifikası verildi. Sıkıntılı ve huzursuz ailelerdeki yetişen çocuğun da durumu aynı şekilde devam ediyor maalesef ki. İşte mutlu ailelerin himayesinde büyüyen, evlenecek çocuklarda o mutluluğu o ailenin içerisinden görerek, yaşayarak öğrendiği için kendi ailesinde de devam ettiriyor. Ama huzursuz bir aile içerisinde yetişmiş çocuğun evliliğindeki, gelecekteki yaşamlarında aynı onun bir kopyası oluyor. Evlilik zaten güven çerçevesi içinde, yani onu anlatmak istedi başkanımız. Güzel şeyler söyledi. İnşallah herkesin de bunu anlamasını isteriz. Toroslar Belediyesi olarak bugün itibariyle nikah olacak çiftlerimize Evlilik Okulu adı altında bir eğitim programı düzenliyoruz. Bu eğitim programı içerisinde bir tane sosyolog, bir tane psikolog, bir tane aile hekimi, bir doktor, ayrıca davranış bilimleri uzmanından da destek alacağımız, özellikle son zamanlarda ayrılık olaylarının çok vuku bulduğu günümüz Türkiye'mizde, şehrimizde. Evlilik öncesinde böyle bir eğitim vermek suretiyle çiftlerin gelecekte evlilik sonrasında birbirlerinden talepleri, istekleri genelde Türk'ün gelenek ve göreneklerinde üst aileden, yani kendi yetiştiği ailesinden gördükleriyle hayata geçen bir evlilik dönemi, bir süreci vardır. Tabii sosyalite değişiyor, toplum değişiyor. Dolayısıyla eski o atadan görülen modeller, özellikle ataerkil bir yapının olması, kadın hakkının biraz daha geride olması hasabıyla
erkek egemenliği öne çıkmak suretiyle zaman zaman sıkıntılar yaşandığı evlilik durumları oluyor. İşte talep ettikleri takdirde bize gelen nikah kıymak üzere çiftlere bu önerimizi sunuyoruz. İnşallah bunu birinci etapta 2 saatlik programlar şeklinde bahsettiğim uzman arkadaşların himayesinde. Sorabildikleri her türlü soruyu da uzman kişilerden öğrenmek suretiyle mutlu aileler, huzurlu aileler, bunları oluşturma gayreti içerisinde olacağız. Allah-u Teala her insana bir ömür vermiş tabi. Önemli olan bu ömrü sağlıklı, mutlu bir şekilde yaşamak. Evlendikten sonra çocukları üzerinde çok etkili olan evliliğin durumu ve o çocukların gelecekteki toplumu oluşturması hesabıyla baktığımızda olay çok anlamlı bir proje diye düşünüyorum. Tabii ki burada konular uzman arkadaşlarımız tarafından her detayda ayrı ayrı etüt edilecek, çiftlerimize öğretilecek ve inşallah bu programı sürekli olarak devam ettireceğiz. Zaman anlamında şimdi 2 saatlik program şeklinde dizayn ediyoruz. Ama çiftler isterse bunu daha da genişletmek suretiyle 5 gün yani haftada 2 saat olmak üzere toplamda 10 saat şeklinde programlayabiliriz. Ayrıca bu şekilde eğitimden geçmiş olan aileleri de sürekli takip edeceğiz. Yani aradaki farkın ne olduğunu, verilen bu programın, verilen bu eğitimin o aile üzerindeki etkilerinin ne olduğu, eğitim alanını almayanlar arasındaki farkın arasını da görmek niyetindeyiz. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek gazetecilerle sohbet etti. Gazetecilerle birlikte simit yiyerek çay içen Şahne, gazetecilerin emniyet teşkilatıyla ilgili düşüncelerini dinledi. Ziyarette bir konuşma yapan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, gazetecilerin Müdür Şahne ile bir arada olmayı istediklerini belirterek, "Gelmeniz bizi çok memnun etti. Kentimize geldiğiniz günden beri pozitif bir enerji yayıyorsunuz. Bu enerji bizi çok memnun ediyor. Şu anda zor bir süreçten geçiyoruz. Kentimizde, ülkemizde zor bir dönem yaşanıyor. Birlikte olmak, ülkemizi savunmak, sıkıntılara karşı birlikte olmak zorundayız. Bu anlamda arkadaşlarımız kameralarıyla, fotoğraf makineleriyle, kalemleriyle ülkemizin sizlerin yanınızda olacaktır. Bu zor süreçten geçerken hep birlikte olacağız, sıkıntılara karşı birlikte duracağız" diye konuştu. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin'deki gazetecilerin emniyet teşkilatına, Türkiye'nin sorunlarına yaklaşımlarının kendisini çok memnun ettiğini ifade ederek, "Gazeteciler bizim sokaktaki en büyük destekçimiz. Gazeteciler bizim gözümüz, kulağımız. Gazetecilerin gördükleri, şehirle ilgili sıkıntılar bizim için öncelikli görev olacaktır. Dışarıdan Mersin sanki asayiş anlamında sorunlu anlayışını hep birlikte değiştireceğiz" dedi. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 6 kişi dumandan zehirlendi. Yangın, Merkez Mahallesi Karanfil Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın alt katındaki alışveriş merkezinde yaşandı. Mağazanın deposundan duman çıktığını fark eden çalışanlar itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında binanın 4. katında mahsur kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumandan zehirlenen 5 mağaza personeli ve 1 müşteri Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde tutuklu olduğu cezaevinden tedavi için hastaneye götürülen Kayhan Bostan firar etti.
Edinilen bilgilere göre Anamur T tipi cezaevinde tutuklu olarak kalan 32 yaşındaki Kayhan Bostan, sağlık sorunu yaşadığı gerekçesiyle Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kayhan Bostan, güvenlik güçlerini atlatarak hastaneden firar etti. Jandarma ve polis ekipleri firari yakalamak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Mersin'in Tarsus ilçesinde Mersin-Adana arasında hızlı tren projesi kapsamında kent merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle yaklaşık 2 ay önce kapanan Kavaklı Hemzemin geçidi yanına yeni bir geçit açıldı. Battı çıktı yapılacak olan Kavaklı Hemzemin geçidinin kapanması nedeniyle özellikle Tarsus'ta akşam saatlerinde kent trafiğinde büyük sıkıntı yaşanıyordu. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüklerini belirterek söz konusu bölgede geçici olarak da olsa bir çözüm için harekete geçtiklerini söyledi. Yaşanan trafik yoğunluğu Hemzemin geçidin açılmasıyla rahatladı.